Günaydın arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar. Biz kahvaltı hazırlığına girişmeden önce tabii ki mutfağımızı boşaltıyoruz bulaşıkları. Bir prensibi benim arkadaşımın. Çünkü ben olsam şu an kahvaltı hazırlığına başlarım. Ama Nazlı hemen dur şunları falan boşaltalım ondan sonra diyor. Neyse, o boşaltırken ben de bir tarif çektim. Reels'ta, Instagram'da izleyeceksiniz. Çok çok iyi ya. Ben tattım bir tane. Sıcacık. Şimdi bir Nazlı hatta iki tarif çekiyorum. Bir tanesini şimdi tatlayacağım. Bir tanesini kahvaltıda da yiyeceğiz. Gerçi ikisini de kahvaltıda yiyeceğiz ama önce bir tanesini tatsın. Arkadaşlar ben bunu tattığım için şöyle bir şey. Yani bildiğiniz şekersiz bir tatlı. Ama böyle bir şey yok. Nasıl bir lokum gibi olduğunun kanıtı. İçi, dişi. Bakar mısınız? Kendi şeyin şekerini de sağladı. Hiç şeker yok. Bakalım benim tariflerimi beğeniyor mu? Güzel bir şey bu. Tarihinde mi var bunda? Görüntüsünden zaten mükemmel bir şey olduğu belli. Kanka kahvaltı bu değil, haberin olsun. Çok beğendim. Hayır, biz sadece tadım yapıyoruz aşkım, yemiyoruz ya. Beğendin değil mi? Evet, tahini çok güzel. Tayin yok bu arada ama ona benzer bir şey var. İzleyin bunu, muhteşem. Böyle tadımı işte Nazlı'ya yapıyorum. Şeker yok, yağ yok. Çok iyi ya. Ay şey. Nasıl? Gerçekten çok güzel. Böyle kabak böreği gibi bir şey yaptık. Çok az yağ ve çok az un var. Şimdi bunu da tarifini çekeceğim. Bakın çıtır çıtır oldu. Van kahvaltı sofrası gibi bir masayla karşınızda. Şurada teyzem bana hazır yufka veriyor. Onu böyle hani çıtır yufkaları da ıslatıp içine böyle çok güzel bir karışım yaptık. Zaten benim kabak mücverim. Soslarımız. Şurada benim zaten ganimetim. Çok az kaldı. Burada da işte biraz böyle reçel. Sana bir şey ama bu tam böyle 2 saat sofrada oturulacak bir kahvaltı. Evet. Mesela. Bak Nazlı'nın size yaptığı şeyi göstermek için kesiyorum. İçine arkadaşlar. Ne koydun kanki? Orada senin özel domates sosunda. Evet bakın arkadaşlar. Oldu. Şu sos var ya, köz biber sos, ondan koydu. Uf, efsane güzel oldu. Çok güzel olmuş dereotla. Aynen. Ben mesela bunu böyle kahvaltıda yapıp yanına bir şeyler hazırlayıp ayarlıyorum. Geçen ben BİM'den aldım. Herkes mükemmel diyor. Karamelli, beyaz çikolatalı, latte, kahve. Kahve biraz bayacak belki bize ama şu tam sunumluk için tabak getirdim ondan. Şöyle bir şey şimdi alacağım ama çok güzel kokuyor. Altı da tabanı da çikolatalı. Beğendin mi? Güzel. Ve nasıl biliyor musun? Böyle karamel tadı var ama kahve tadı daha baskın. Çok iyi bence. Afiyet olsun. Çok güzel, beğendim. Ben bunun tarifini çektim hatta. Çok güzel yıl tarifler geliyor. Günlük rutinler falan. Bende müsli, fıstık ezmesi, işte üzüm bal var. Nazlı süt reçeli var. Öyle bir fark yaptı. Sütlü kahve yaptım. Normalde hiç tarz değil. Bu tarz beslenmek. Yediği tost, gözleme, kahvaltı. Yani normal Türk kahvaltısı. Diyor ki bu Nesquik gibi bir şey mi yani diyor. Şimdi tadacak bakalım beğenecek mi? Ben bunu doyar mıyım diyor. Sen doyuyor musun bütün gün? Diyor. Evet dedim, ben bütün gün doyuyorum, tutuyorum. Bakalım onun tutacak mı? Gayet güzel ne beğendin mi? Evet. İyi. Çok güzel. Şu an böyle canımız bugün tatlılı kaç gündür serpme kaldı. Evet. Çok alışkın değil olabilir. Normalde burada hep böyle bir tabaklar oluyordu. Işık çıkmıyor işte. Arkadaşlar benim tabağım Nazlı'nın tabağı. Ve şu an hayretler işte bunu nasıl bitirdiğime bakıyor. Bu kadar tatlımsı bir şey nasıl yiyebildiğime bakıyor. Kız ağır geldi. Bende bal vardı, sen süt reçeli vardı. Etkisi olabilir mi? Bilmiyorum. Gerçi süt reçeli de çok yoğun ediyorsun. Geldi bana. Ona yoğun geldi. Ay bana çok iyi geldi. Size söylüyordum ya, benim böyle bir tane spor çantasına, yani böyle sportifliğinde bir çanta ihtiyacım vardı. Çünkü hepsi böyle gold zincirli. O yüzden de böyle kullanamıyordum yürürken ya da bir yere giderken. Sonra internet hemen buldum ve çok uygun buldum. Bakalım nasılmış. Ama istediğim renk yok, siyah almayı düşünüyordum. Siyah olmayınca Ben de böyle beyaz aldım. Çünkü beyaz her şeyle uyar. Ve asıl bunu almanın en büyük nedenlerinden biri sizsiniz. Çünkü kameram sığmıyor. Küçük
sportif çantalarım var, telefonumu, cüzdanımı koyuyorum, işte çıkıyorum. Ama siz sığmadığınız için size böyle rahat edecek bir çanta. Bence bunda çok rahat edersiniz. Bakın puf puf. O kadar güzel ki. Şöyle içi de böyle şey yapmışlar. İçi bayağı geniş zaten. Şöyle genişlikte. Ve en önemlisi şöyle şey var. Posta çantası gibi. Yani böyle de boyna asılıyor. Ve aynı zamanda şöyle de kullanılabiliyor. İşte böyle takabilirim. Ben bayağı beğendim ya, yumuşacık. Taytlarla, spor ayakkabılarla, sivil şortlarla falan bence muhteşem olur. Vallahi beğendim kız. Beğendim, çok tatlı. Değil mi? Fıdık mı fıdık? Fıdık evet. Ve şey silinebilir, bezle de silinir. Yani çok kirlenecek bir kumaşı yok. Naylon kumaşı. Yeni çantam. Nasıl açıklama kısmına linkini bırakırım. Şöyle göstermek isterim. Şu şekil. Bizim durumumuz biraz farklı. Biz böyle bir kışıkları çıkartıp yastıkları kaldırma modundayız. Gördüğünüz üzere burada bir dünya harikası, bir arkadaşım var. Neden dünya harikası derseniz bakar mısınız? Benim arkadaşım her şeyimizi düzenliyor, yapıyor. Gerçekten ama benle dalga geçiyor, anlatıyorum. Söyle bakın ne diyor. Şu elbiseyi çıkardık, tamam mı? Ne diyorsun söyle. Bu diyorum ki kovboy zamanlarımızdan kalma mı bu? Ne bu böyle? Gece ata binerken falan. Sonra asıl muhabbeti bu çok komik arkadaşlar. Şimdi benim taytlarımı katlıyor. Tam spor taytımı. Sonra bak diyor ki. Ebru'cum diyor bir şey söyleyeceğim diyor. Neden iki senin aynı taytın var diyor. Ondan sonra bilmiyorum kanka kullanıyorum diye aldım. Bunu sipariş verdiğinde hafta sonuna denk gelmiş. Gelmeyeceğini anladım. Bunu bir daha sipariş vermişsin. İkisi de aynı. Gerçekten aynı. Evet. Ay Allah'ım yarabbim ya. Komik bir kızsın. Ay. Böyle bir durumumuz var. Burada işte şimdi sportif şeyleri ayarlıyoruz ama yazdıklar burada. Yaptık hepsini. Yaptık. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben bunu tek başıma asla uğraşamazdım. Yani uğraşsam da günlerim falan alırdı. İki günde falan kesin anca sürerdi yani. Evet. Şimdi bizim çok az kaldı. Artık son şeyleri toparlayıp koyup bitiriyoruz. Bunları bittikten sonra kışıkları çıkartıp koyacağız. Ve güzel düzenliyoruz. Çözdük gerçekten. Bütün böyle işte blazer ceketleri, gömlekleri, elbiseleri ve aynı askı yönünde yaptık. Şurada da sportif kıyafetlerim falan var. Taytlarım, spor tişörtlerim falan. Burada böyle düzenledik. Şuraya da sadece kalın kazaklarımı ve sweatshirtlerimi, uzun sweatshirtlerimi koydum. Zaten burası biliyorsunuz direkt pantolonlar. Ayakkabılarım her zaman böyleydi. Arkadaşıma bir teşekkür kahvesini borç bilirim. Sağ olsun. Bana gerçekten Nazlı'cığım yardımcı oldu. Mükemmel bir arkadaş. Sunumluk. Bol köpüklü. Ellerine sağlık senin de. Teşekkür ediyorum. Şu sıfata bakar mısınız? Yoruldu ama değdi. Nazlı'ya diyorum ki o kadar fazla yardımcı oldun. Gel seni yemeğe götüreyim bugün. Boğaz'a yemek yiyelim diyorum. Bana diyor musun? Yok ben evde yemek yiyeceğim. Kız o kadar mütevazı. Diyorum gel hani bak Boğaz'a indireyim yemek yiyelim. Hani teşekkür edeyim hem. Anlamında. Ya da bana spagetti yapabilirsin. O kadar arkadaş gibi arkadaş. Bu arada hani bugün olmazsa da yarın kesin götüreceğim zaten. O bugün dinlenmek istiyor anladığım kadarıyla. Benim tipe bakar mısın? Abi işte söylüyor sende de aynı. Tam temizlik topuzu yani. İkimizde de aynı. Ben birkaç işim var onları dışarı çıkıp halledeceğim. Sonra da akşam yemeği olayına bir bakacağız. Ya bugün ya yarın kararını ver o zaman tamam? Tamam. Şöyle bir hazırlanalım. Ben bugün Rabia teyzenin böreğini yemek istiyorum. Bugün annemin böreğini istiyor arkadaşlar. Evet. Tam o zaman olmadı ama yarın bir ineriz. Tamam. Bir hazırlanalım. Evet süslenelim. Süslenelim. Olur. Bir makyaj yapalım. Yarın şöyle bir boğazla yemek yiyelim. Size göstermek isteriz. Şöyle bir böreğimiz pişiyor. Annemin böreğini koyduk. Şu an o kadar mis gibi kokuyor ki burası anlatamam size böyle. O yüzden çok çok güzel. Şimdi işte bunu böyle ortaya koyup yiyeceğiz. Akşam yemeğimiz bu. Annem sağ olsun buzluk o kadar fazla ki hiç böyle yemekle falan uğraşmıyoruz. Dün sarma karnıyarık yaptık.
bugün böyle buzluktan yavaş yavaş böyle buzluktan bir şeyler yemek ve buzluğu boşaltmak çok iyi oluyor. Çünkü annem şeyde buzluğu boşalt, oraya bir şeyler, yeni bir şeyler de koyacağım. Pizza falan yapacak işte, böyle köfte falan koyacak, hiç köftem kalmadı. O gelmeden böyle ben boşaltıyorum ve arkadaşımın olması da iyi oluyor. Böyle yiyoruz. Naz da böreği çok seviyor. Hatta böyle normal yuvarlak boşnak börekleri de var. Yarın ya da sonraki günler dedim kahvaltıda falan da çıkartırım, pişiririz falan diye. Ispanaklı börek sevmesi de hoşuma gitti. Çünkü çok ıspanaklı böreğim var. Ben daha çok böyle peynirli falan seviyorum ya da patatesli. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Anne sen ne yapıyorsun ya? Şovsun ya, şov. Ne düşünüyorsun? Enfes, ellerine sağlık. Ne kadar pratik kızsın ya. Hemen vallahi açtım böreği. Hemen börek gördüğünüz gibi. Nazlı'ya bir tepsi börek yaptım, pişirdim. Ev yapımı. Hamarat mutlu musun? Çok. Birazdan vallahi daha çok. Nazlı'ya şöyle yoğurt ve sos yaptım. Böyle hani böreğin üstüne de atabiliriz diye. Of 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 of. Bakın nasıl pişirmişim. Nar gibi. Müthiş. Böyle açıp soğutuyoruz. Boşnak mantısı yoğurtlu yeniliyor. Bu armut olduğu için biz yoğurt sene bunu atmıyoruz ama şöyle bir deneyelim dedik böyle bir gene. Sos da. Şöyle bir sos. Aynen. Şöyle biraz koy bakalım. Thanks. Tamam. Hemen bir tatsın. Osman bunu böyle yapıyor. Of. Enfes. Beğenmeye sevindim. Ellerine bir tepsi, sağlık. Bir tepsi bitirir miyiz? Biz yedik. Yani yedik mi, hüplettik mi bilmiyorum ama o kadar da kalan dört tane de utancımızı herhalde bıraktık. Biz normalde de bunu kahvaltıya bırakmayı hayal ediyorduk. Yani bir 10 tane falan, 12 tane. Ama o kadar iyi ki çıtır çıtır kıtır kıtır da valla anneciğim ellerine sağlık, muhteşemdi. Arkadaşlar keyif çayı da yapıyoruz. Tepsimizi yıkıyoruz. Yapması senden. Vallahi ortaklaşam. Şöyle üzüldüm arkadaşlar. Kız hiçbir şey yiyemedi. Yani 3 kaşık yoğurt, 2 tane 2 kaşık üzüm falan ve bütün gün hiçbir şey yemedi ve ben onu çalıştırdım. Kötü bir arkadaş mıyım bilmiyorum. Böyle çalıştırınca ve hiçbir şey yemeyince böyle dedim ki aç kal, hadi tost yapayım, başka bir şeyler yapayım diyorum, yok istemiyorum diyor. Kendileri bunu saklamış. Ama sanmıştım çok iyiydi. Evet. Şu an patlayacağım. Yoksa bunun hepsini yiyemezdim. Son 5-6 tane şöyle yedim arkadaşlar. Son bir tane daha yiyeyim. Son bir tane daha yiyeyim. Son bir tane daha yiyeyim. Ay bu da güzelmiş. Ay bir tane daha. Derken şu da güzel kızarmış. Hesapladık bu arada. 38 tane falan kesim var. 34 tane yemişiz. Artık. Ama. Annem kesin şunu diyor, gerçekten de doğru bu arada, tecrübeli doğru. Kilo aldırmayan bir börek bu. O kadar has zeytinyağı ve azıcık tereyağı yapıyor. Ben bunu yiyip sabahleyin tartımda İzmir'de gerçekten sıfır kilo. Yani gün içinde normal koruma gibi. O yüzden böyle bildiğiniz yağlı böreklerden değil. O yüzden bak mideni hiç rahatsız etmeyecek. Tamam. Bakacağız. Yani şey, kullanılan malzeme çok kaliteli. Onu söyleyebilirim. Ben de böyle bir misafirperverim işte. Arkadaşıma bile dağıtacak kadar. Valla kendi istedi. Diyor ki süpürge açalım. Şey, pijama borcum var. Benim tarafı batırdı. Yok. Olur, o kadar yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlarıyla sevgimi biliyorsunuz. Neyse, arkadaşımın canı fena olsun. Sağ ol ya. Temizlik borcum olsun. Ev şu an tamamen temizlendi. Mis gibi kokuyor. Böyle. Hem süpürdük, hem sildik. Tam yani dip köşe temizlik falan yaptık. En son Naz benim çöp kovamı çamaşır suyuyla yıkıyordu yani. O kadar giriştik yani, anlatamam size. Ayarlayalım, ondan sonra bir keyif kahvesi, bir şeyler falan yapacağız. Akşamleyin de güzel bir menü düşünüyoruz. Alfredo. Aynen Alfredo. Ama bir acaba domatesli mi yapsak o sosla ya? Ne diyorsun? İkisi de olur. Neden biliyor musun? Bugün Napolitan istiyorsun. Evet. Canım böyle domatesli, daha böyle fesleğen çekiyor şu an. Tamam. Ben biraz kahvaltıda çok abarttım arkadaşlar. Çok karnım tokan, bir bal kaymak, reçel, gevrek ve işte 2-3 tane börek falan yedim ve şu an o kadar tokum ki. Ya şu an bak, o kadar temizlik yapıp elik kalktık ya, hiç erimedi. Ve içim yanıyor, sucuklu yumurta falan, neyse. Mis gibi bir ev görüyorsunuz. Parlıyor. Vallahi ayarladık. Her şeyi falan düzenledik yani.
Gerçekten ev düzenliydi. Mutfak falan da bayağı düzenliydi. Her yer düzenliydi. Sadece temizlik yaptık. Dün de kişiliklere ayarlamıştık biliyorsunuz. O yüzden böyle tık 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 her şeyi hallettik. Hemen ben bir duşa giriyorum. Sonra marketten birkaç eksiğimiz var. Onları alacağım. Sonra akşam yemeği hazırlığına girişiyoruz. Bu sefer kararımızı verdik. Napolitan makarna. Napolitan makarna. Çünkü benim canım domatesi çekiyor. Tamam. Yanında roka salatası. Yanında güzel bir roka salatası. Bence çok güzel bir menü oldu. Şey alıyorum o zaman. Roka, sarımsak. Domates. Gene alayım domates kalsın. Kalsın. Bir de şey alayım, içecek alacağım. Spagetti var mı? Ona da bakayım bir. Bir tane daha al, bir paket var. Aynen, tamam. Dün gösterdiğim tam bu. Böyle koymak için falan sportif o anlamda çok çok güzel oldu. Hemen böyle üzerimi değiştirdim. Markete gidip alacaklarımızı alacağız. Tek başıma çıkacağım. Nazlı dizi izliyor. O da duşa girecek o yüzden. Ben de o ara bunları falan hallederim dedim. Akşam yemeğini hazırlığına hem girişiriz hem de size bir hava alacağım. Bir çıkalım bir havamız tadımız değişsin. Hem de bir marketten bakalım ne var ne yok diye. Hava mis gibi. O kadar güzel ki. Gerçekten böyle bir hava almak, böyle biraz yürümek falan çok çok iyi gelecek. Oh. Ona dedim ki sen dinlen, cips aldı önüne. Onu Netflix'i kurdum. Şimdi Zeytin Ağacı'nı izliyor. Tuba Büyüküsü'nü çok beğendi. Dün ben de biraz baktım. Güzel gerçekten. Ama ben çok anlayamadım. Yarım yamalak izledim. Dün ben dışarıdayken. O yüzden o başlamış. Böyle gene baktım idare eder dedim ama çok algılayamadım. Ama güzele benziyor. Dün 6 bölüm falan izledik ya. Yani ben 2. bölümde dahil oldum ama 6. bölüme kadar gitti. Öyle en sevdiğim yere gidiyorum markete. Bilmiyorum market alışveriş yapmayı, bir şeyler bakmayı çok seviyorum. Bugün de Dünya Kahve Günü'ymüş, kutlu olsun. Arkadaşlar ben gene kadar Nazlı yapmış bakın. Spagetti, domates, sarımsak. Şimdi şöyle güzel bir roka salatası yapacak. Makarnamız suyu. Ve o süper. Ortamımız şöyle. Nazlı çok güzel bir roka salatası yaptı. Limonlu, ekşili. Geçen de yemiştik kola içinde. Bugün makarna gecesi yapıyoruz. Ve tabii ki Aşk-ı Memnu'yu tekrar açtık. Onu izliyoruz. Peki çatal? Yok mu? Dur getireyim. Yok, dur. Yo. Tamam, bu sarı. Bu sarımsaklı mı? Evet, biraz şöyle dökelim mi? Niye sarımsaklı? Al, ne koyacağım? Tamam, al oldu. Diğeri senin olsun. Ben daha sarımsaklı yemeyeceğim zaten. Biraz ha. Ha. Evet, bir tad alalım. Oo, çok iyi duruyor ya. Hmm.